20 Ağustos 1989 akşamı Lyle ve Eric Menendez kardeşler sinemadan eve döndüklerinde anne ve babalarının kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştıklarını iddia ederek 911 çağrısı gerçekleştirdi. Babaları Jose Menendez ve anneleri Mary Menendez, Beverly Hills'teki malikanelerinde vurularak öldürülmüştü. Jose Menendez 12 kalibrelik av tüfeğiyle 6 kez, Mary Menendez ise aynı tüfekle toplamda 10 kez vurulmuştu. Olay, Amerikan tarihinin en tartışmalı ve dikkat çekici cinayet davalar arasında yerini aldı. 90'lı yıllarda bu dava büyük sansasyon yaratmış, günümüzde hala konuşulan, perde arkasında bambaşka dramların ortaya çıktığı bu olayın iç yüzünü tüm detaylarıyla sizin için araştırdık. İki bölümden oluşan Menendez Kardeşler belgeselinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Menendez kardeşler mahkemede anne ve babalarını nasıl öldürdüklerini ve buna neyin sebep olduğunu itiraf etmişlerdi. And between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? Just started with after sports practices, he would massage me, and we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Where would this take place? In my bedroom. And how often would this happen? Like two or three times a week. And for how long did this happen? Not too long. It began to change. When did it begin to change? I'm not sure exactly at what time, but almost close to when I was 7. And how did it change? Just became more involved. What do you mean, more involved? We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me all my movements, and I would Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He used that. Objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, this, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be for a short period of time, sometimes longer. He'd just lay me on the bed and he'd have a tube of Vaseline and he just played with me. Did
And was there some point in time when he decided to use something besides the toothbrush? Yes. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? He raped me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Were you scared? Very. Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him, I don't. I just told him that I didn't want to do this, and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me, and he loved me. Was that important to you, that he loved you? Yes, very. But I still didn't want to do it. Did you tell your mom? Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. What did your mom say? She told me to stop it. And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. Did you ever tell anybody else? When? Did you ever tell anybody else when you were a child? You heard Diane Vandermolen testify. Do yes. You remember telling her? No. Complain to your cousin Alan? No, not about that. Just about punishment. As a child, did you ever tell anybody else what had happened with your dad? Yes. As a child, no. Why not? I was afraid, and my dad didn't want me to. What did he tell you about telling people? He just said that it was our secret. That bad things would happen to me if I told anybody. And I told him I never would. How old were you when this stopped? 8. So during the time between 6 and 8, when this was going on, did you tell your brother? No. Did you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods whenever I felt, I don't know, I took him out sometimes, and I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. I'm sorry.
stopped for you with your dad when you were 8. When you were about 13, did you think that it might be happening to someone else? Yes. And who did you think it was happening to? Eric. And did you do something about it? Yes. What did you do? I talked to my dad. What did you say to your dad? I told him that I knew what was going on with him and Eric, and I heard the noises, and that I wanted him to leave Eric alone. And what did he say to you? He told me that Eric was... that Eric made things up sometimes, but that it would stop. And that we should keep it just between us, or he'd kill me. Did you ever tell anybody what you thought was going on? No, I told him I would never tell anybody. I just wanted to stop. Did he tell you it would stop? He did. Leonard, that's as far as I have for today, if that's all right. Eric Galen Menendez, M-E-N-E-N-D-E-Z. Mr. Menendez, during the summer of 1989, were you being sexually molested by your father? Yes. And when did that begin? How old were you? I was 6 years old. How long, from the time you were 6 when you say your father started to molest you, how long did that go on? 12 years. And were there episodes of sexual activity with your father over that last summer? Yes. Over the course of the 12 years, did the type of sexual activity that your father engaged in with you vary and change? Yes. Were there patterns to the behavior so that there were actually different kinds of sexual incidents with your father? Overall. Yes. And did you come over the years to give those different kinds of sexual incidents names? Yes. And would you tell us what were the names that you gave to those different types of incidents? Knees. Knees? Knees. K-N-E-E-S? Yes. That was one type? Yes. What was another type? What was another kind? And was there another kind still? Yes. And what name did you come to give that kind? Yes. And was that that you called some form of intercourse? Yes. When, before your father died, was the last incident of what you called in May of what year? 1989. And when before your father died was the last incident of knees in August of what year? 1989.
And that last incident of knees took place in what location? My bedroom. The bedroom that Detective Zoller was just identifying photographs of? Yes. Over the course of those 12 years between age 6 and age 18, where did most of the sexual incidents with your father take place? In my bedroom. Starting at which house? In Muncie. And did episodes of sexual activity between yourself and your father also take place in the next house you lived in on Mill Road? Yes. And did similar incidents occur when you lived in the house in Pennington on Lakeshore Drive? Yes. And were there incidents in the fancy house on Mountain Avenue in Princeton? Yes. And were there incidents in the rented house in Calabasas? Yes. And were there incidents in the big mansion in Beverly Hills? Yes. I'm going to just put this other picture up. I'm just going to show it to you. This is the naked picture of you that you were testifying about? Yes. Does it embarrass you, this picture? Yes. What exhibit number was that? Your Honor, that one is 232. Ebeveynlerini ne zaman öldürmeye karar verdiler ve neden öldürdüler? 13 Ağustos 1989. University of California at Los Angeles'a kabul edildikten sonra Eric, evden ayrılmayı ve babasının devam eden cinsel istismarından kurtulmayı dört gözle bekliyordu. Ancak babası ona haftada birkaç kez evde uyuması gerektiğini söyledi, bu da istismarın devam edeceği anlamına geliyordu. Bu haberle yıkılan Eric, çantasını toplayıp bir arkadaşının evine gitmek istedi ancak Kitty tarafından daha odasındayken durduruldu. Ardından babası odaya girdi ve Eric'e öfkeyle hiçbir yere gidemeyeceğini söyledi. Bir iş gezisi için evden ayrılacaktı ve Eric'e döndüğünde onunla ilgileneceğini söyledi ve onu duvara çarptı. 15 Ağustos'ta Eric, Kitty ile Lyle arasında Kitty'nin Lyle'ın postişini kopardığı bir kavgaya tanık oldu. Kavga sonrası evin misafirhanesine geçen Lyle'ı teselli etmek için arkasından gitti. Abisi üzgün ve öfkeliydi. Bunu fırsat bilen Eric, babasının kendisine yaptıklarını anlattı. Lyle yardım edeceğine ve babalarının ona bir daha asla dokunmayacağına söz verdi. Lyle ertesi gün eve döndü ve babasına Eric'e ne yaptığını bildiğini söyledi ve ondan uzak durmasını istedi. Ayrıca Eric'i Princeton'a yanında götürmek için izin istedi. Konuşma devam ederken Eric eve geldi ve odasına geçti. Jose, Lyle'a oğlumla ne yaptığım seni ilgilendirmez dedi. Sen Princeton'a, Eric de üniversiteye geri dönecek ve bu konuşmayı unutacaksın dedi. Ayrıca Lyle'ı hayatını bir kenara atmaması konusunda uyardı. Lyle öfkelendi ve Jose'ye sen aşağılık hasta bir insansın dedi ve bir daha kardeşime dokunmayacaksın diye bağırdı. Ayrıca Jose durmazsa polise ve tüm aileye söylemekle tehdit etti. Jose, hayatta hepimiz seçimler yaparız oğlum. Sen kendi seçimlerini yaptın ve Eric de kendi seçimini yaptı dedi. Konuşma orada bitti. Jose daha sonra Eric'in odasına gitti. Eric'e bağırdı ve Lyle'a asla söylememesi için onu uyardığını hatırlattı. Eric'i yatağa fırlattı ama Eric kaçmayı başardı ve aşağı indi. O gece Lyle ve Eric aralarında uzun bir konuşma yaptı. Vardıkları sonuç, ebeveynleri sırlarını korumak adına kendilerini öldürecekti. Kaçmayı düşündüler ama gidebilecekleri hiçbir yer olmadığına, ebeveynlerinin onları bir şekilde bulacaklarına karar verdiler. Bu konuşmadan sonra kendilerini korumak için tabanca almaya karar verdiler. Ertesi gün birkaç silah dükkanına girdiler. Tabancalar için bekleme süresi olduğunu öğrendiler. Kararlarını değiştirip av tüfeği aldılar. Sonraki iki gün Lyle ve Eric'in korku ve panik durumu giderek büyüdü. Eric, Lyle'a cinsel tacizin şiddetli ve rahatsız edici doğasını anlattı. Bu Lyle'ı daha da korkuttu. Babaları onlara köpek balığı avı gezisine gelmeleri gerektiğini ve gezi saatinin değiştirildiğini söyledi. Menendez kardeşler iyice şüphelendiler. Korkuları daha da artmıştı.
Mahkemede tekne kaptanı Bob Anderson, Lyle ve Eric'in korkmuş göründüklerini ve gezi boyunca ebeveynlerinden kaçındıklarını ifade etti. Şort giydiklerini, soğukta titreyerek teknenin ön tarafında kaldıklarını ve birbirlerine sokulduklarını söyledi. Teknenin önüne dalgalar vuruyordu ama onlar asla kıpırdamadılar. O gece Eric ve Lyle UCLA kampüsüne giderek başka bir konuşma yaptı. Lyle'ın ertesi gün ebeveynlerinin duygularını ölçmek için evde kalmasına ve Eric'in evden ayrılmasına karar verdiler. Ebeveynleri onları öldürecekse ikisinin de birlikte olmasını isteyeceklerini düşündüler. Eve döndüklerinde Kitty ile Eric arasında bir kavga çıktı. Kitty Eric'e çeneni kapalı tutsaydın bu ailede işler yoluna girecekti dedi. Eric odasına çıkarak kapıyı kilitledi. Bir süre sonra Jose geldi ve kapıyı yumruklayarak açmasını istedi. Eric, Outfay dizlerinin üzerinde oturuyordu ancak kapıyı asla açmadı. Eric planlandığı gibi ertesi gün evden ayrıldı. Lyle babasına katılmasını tartıştıkları bir tenis kampının numarasını sorarak ailenin yanında normal davranmaya çalışıyordu. Jose, Lyle'a artık önemli olmadığını söyledi. Bunu hayatının yakında sona ereceğinin bir işareti olarak gördüğü için Lyle'ı daha çok korkuttu. Eric eve geri döndüğünde Lyle annesine sinemaya gideceklerini söyledi. Kitty Lyle'a dışarı çıkamayacaklarını söyledi ancak bir sebep söylemedi. Lyle'ın korkusu daha da artmıştı. Jose daha sonra odadan çıktı ve Eric'e odasına çıkıp onu beklemesini söyledi. Lyle bir anda bağırdı. "Hayır, küçük kardeşime dokunmayacaksın." dedi. Jose ise "O senin küçük kardeşin değil, o benim oğlum. Ailemde ne istersem onu yaparım." dedi ve Eric'e tekrar odasına gitmesini söyledi. Lyle korku ve panik içinde üst kata koştu ve Eric'e anne ve babasının onları öldürmeye hazırlandığını düşünerek "Şimdi oluyor." dedi. Korku ve panik içinde titriyordu. Jose ve Kitty televizyonun açık olduğu odadaydılar. Bu son yüzleşme ile cinayetler arasında ne kadar zaman geçtiğine dair kayıt belli değil. Ancak Eric ve Lyle'ın ayrılması için yeterli zamandı. Eric yatak odasına gitti ve yeni alt tüfeğini dolaptan aldı. Sonra ebeveynlerine belli etmeden arabaya Lyle'ın yanına gitti. İkisi de tüfeklerini doldurdu. Sonra tekrar eve girdiler ve ebeveynlerine ateş etmeye başladılar. Lyle babasını, Eric de annesini vurdu. Akşam saat 22 civarıydı. Bu arada cinayetten önce Lyle arkadaşı Perry Berman'ı aradı ve o akşam bir araya gelmekten bahsetti. Berman, Eric ve Lyle'ın o akşam 9 veya 9.30 civarında biteceğini söylediği bir film olan Batman'i izlemeye gittikten sonra Taste of LA Yemek Festivali'nde kardeşlerle buluşmak için Lyle ile planlar yaptı. Eric ve Lyle asla filmi izlemeye gitmediler ve Berman'la buluşmak için festivale hiç gelmediler. İşleri bittikten sonra birkaç dakika koridorda polisin gelmesini beklediler. Polisler gelmeyince hapse girmemek için bir plan yaptılar ve evden ayrıldılar. Ardından Lyle'ın daha önce Perry Berman'la buluşma planını uyguladılar. Sinemaya gittiler ve Batman için mazeret biletleri satın aldılar. Ancak biletlerin zaman damgalı olduğunu ve yeterli bir mazeret sağlamayacağını fark ettikten sonra biletleri atmak zorunda kaldılar. Daha sonra Eric ve Lyle bir benzin istasyonunda durup pompalı tüfek mermilerini, kanlı kıyafetlerini ve kanlı ayakkabılarını bir çöp kutusuna attılar. Eve döndüler ve Lyle 911'i aradı. Polis her iki kardeşle de görüştü ama çok üzgün görünmeleri nedeniyle barut kalıntısı testi yapmadı. Kardeşler Mart 1990'da tutuklandı ve ayrı ayrı yargılandı. Menendez kardeşlerin mahkemede anlattıkları ve tanıkların dinlenmesi sonucu dava bir anda tıkandı. Lyle ve Eric, Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesi'nde iki cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlandı. Her iki kardeş için de ölüm cezası istendi ancak jüri bir karara varamayınca kardeşler iki kez yargılanmak zorunda kaldı. İlk dava 20 Temmuz 1993 tarihinde başladı. Mahkemeye yargıç Stanley Weisberg başkanlık ediyordu. Kardeşlerin birlikte yargılanacağına ancak ayrı jürilere sahip olacağına karar verdi. Her biri kendi avukatlarını işe aldı. Leslie Abramson, Eric'in, Gerald Chaloff, Lyle'ın avukatıydı. Her iki savunma avukatı da müvekkillerinin ebeveynlerini öldürdüğünü itiraf etti. Menendez kardeşlerin ömürleri boyunca sadist babaları tarafından cinsel olarak istismar edildiğini, bu duruma karşı çıkmaya başladıklarında ise ebeveynlerinin onları öldüreceklerine dair korkularından ailelerini öldürdüğünü söylediler. Onlara göre mantıksız korkuyla öldüren bir sanık adam öldürmekten daha fazla suçlu bulunamazdı. Bu teoriyi desteklemek amacıyla hem Lyle hem de Eric ömür boyu süren bir istismar modeli nedeniyle ölen ebeveynlerinden duydukları korku hakkında ifade verdiler. İkinci duruşmada kürsüye çıkmayan Lyle, 6 ila 8 yaşlarındayken babasının onu cinsel tacize uğrattığını ifade etti.
Ek olarak hem annesinin hem de babasının yaşamları boyunca erkek kardeşine ve ona fiziksel ve psikolojik olarak kötü davrandığını söyledi. İlk mahkeme televizyonda canlı yayınlanarak Amerikan halkının önünde yapıldı. Bir magazin kanalı olan Court TV aracılığıyla tüm duruşmalar an be an yayınlandı. Mağdurların kışkırtıcı ebeveynliği ve taciz edici davranışları ile ilgili suçlamalar hem mahkemeyi hem de Amerikan halkını şok etmişti. Tüm basının ve Amerikan halkının ilgi odağı haline gelen Menendez kardeşler anlattıklarıyla insanlar üzerinde acıma ve öfkeyle karışık hisler bırakmıştı. Tüm ülke Menendez kardeşleri konuşuyordu. Her yerde neredeyse onlar vardı. Ve Amerikan halkı onlar sayesinde bir mahkemeyi canlı izliyor ve yargının nasıl işlediğini tecrübe ediyorlardı. Bu aşırı ilgi Menendez kardeşlerin kendilerini bir film yıldızıymış gibi hissetmesine sebep olmuştu. Hem yoğun ilgi, hem akrabalarının çoğundan hem de halkın bir kısmından tam destek almış olmaları kardeşlerde bir özgüven patlamasına sebep oldu. Mahkemede bir süre ciddiyetten yoksun davrandılar. Gülümsüyorlar, akrabalarına ve arkadaşlarına el sallıyorlardı. Savunmanın Menendez kardeşlerin yumruklandığı ve kemerle dövüldüğü iddialarına ek olarak avukatlar Jose Menendez'in Lyle'ı 7 ve Eric'i 6 yaşından itibaren taciz ettiğini iddia ettiler. Bu iddia kısmen de olsa aile üyeleri tarafından onaylanan bir hikayeydi. Taciz iddiaya göre Kitty'nin bilgisi dahilinde 12 yıl boyunca devam etmişti. Lyle annesini de ergenlik yıllarına kadar uzanan ensest tacizle suçladı. Ancak suçlamaların hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı. İddia makamı cinayetin ardında yatan nedenlerin açgözlülükten ibaret olduğunu belirtti. Onlara göre Menendez kardeşler ebeveynlerinin kendilerini evlatlıktan reddedeceklerinden ve milyonlarca dolar kaybetmekten korkuyorlardı. Cinayet korkudan gerçekleşen anlık bir cinayet değildi, aksine ölümcül geceden günler ve haftalar önce planlanmıştı. Leslie Abramson, 1990'ların başında Menendez kardeşler Lyle ve Eric'i müvekkil olarak aldığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tanınmış avukatlardan biri oldu. Lyle'ın avukatı Gerald Chalef, Beverly Hills Belediye Mahkemesi yargıcı Charles Rubin önündeki bir duruşmada uzun süredir devam eden birkaç çıkar çatışması olarak adlandırdığı durumu gerekçe göstererek yerini Beverly Hills avukatı Joel Isaacson'a bıraktı. 23 yaşındaki Menendez'i 1989'da ailesini öldürmekle suçlanmadan önce temsil eden Chalef, yargıca davadan çekilmesinin yasal bir gereklilik olduğunu söyledi. Mahkemede Menendez'i temsil etme niyetinin asla olmadığını söyledi. Chalef, bir zamanlar bir çocuk mahkemesi ceza davasında Menendez ve 20 yaşındaki erkek kardeşi Eric'i temsil ettiğini söyledi. Ayrıca kardeşlerin öldürülen ebeveynleri Jose Menendez ve Kitty'yi de tanıdığını söyledi. Bu davada kardeşler dışında en çok tartışma konusu olan kişi de Eric Menendez'in avukatı Leslie Abramson oldu. Leslie savunmasına Eric'in abisi Lyle'ı suçlayarak başladı. Anne ve babalarının ölüm vuruşunu Lyle yaptı dedi. Jüri üyelerine Lyle Menendez'in her iki ebeveyninin ölümüne sebep olan nokta atışını yaptığını kabul ettiğini hatırlattı. Eric'in anne ve babasını öldürdüğüne dair bir kanıt yok. Adli tıp raporunun kardeşlerin ifadeleriyle birleştiğinde ebeveynlerin kafalarına yapılan öldürücü son atışların Lyle tarafından yapıldığını gösteriyor dedi. İstismarın kanıtı olarak tanık ve uzman ifadesinin yanı sıra tıbbi kayıtlar ve fotoğraflar sundu. Bunu cinayete yol açan olayların ayrılmaz bir parçası olan cinsel istismarı desteklemenin yanı sıra Eric'in neden ailesinden korktuğunu göstermek için yaptı. Ayrıca Eric'in Lyle'dan korktuğunu ve Lyle'ın cinayetlerin işlendiği gece Eric'i tehdit ettiğini de iddia etti. İddia makamı Eric'in cinsel taciz ifadesini itibarsızlaştırmak ve jüriyi aleyhine etkilemek için eşcinsel olarak göstermeye çalıştı. Leslie bunu dile getirdi ve Eric'e cinselliği hakkında sorulan birçok sorunun yanı sıra kardeşi Lyle ile ensest ilişkisi olduğunu ima eden sorulara itiraz etti. Eric'in jüri üyelerinden biri olan Hazel Thornton, daha sonra Eric'in erkek jüri üyelerinden birçoğunun Eric'in cinselliği konusunda başarılı bir şekilde dikkatlerinin dağıldığını ve ön yargılı olduklarını belirtti. Davada savcı olan bölge savcı yardımcısı Pamela Bozanić'e göre Menendezler 2 yıl boyunca günde 4 saatten fazla yargılanmaya hazırlandılar. Bu da avukat ekibinin suistimal etrafında haklı bir meşru müdafaa iddiasında bulunmaları için fazlasıyla yeterli bir süreydi. Elm Drive'daki evin içinde her ne oluyorsa Lyle ve Eric'in savunma avukatları kardeşlerin zihinsel ve duygusal bozulmasını daha da kötüleştirdiğini iddia ettiler ve Lyle'ın 14 yaşına kadar yatak ıslatması da dahil olmak üzere davranış örneklerini açıkladığını söylediler. Şimdi burada kesip kardeşlerin terapisti Dr. Jerome Oziel'e geri dönelim. Hatırlatalım, Dr. Oziel Eric'in cinayeti itiraf ettiğini, bunu öğrenen Lyle Menendez tarafından tehdit edildiğini söylemiş ve itirafları metresine söyleyerek kayıt altına almasını sağlamıştı.
Şimdi dava sürecinde bu durumla ilgili yaşananları anlatalım. 7 Mart 1990'da Los Angeles County'nin Beverly Hills Yargı Bölgesi Belediye Mahkemesi'nde bir sulh yargıcı, psikoterapist ve cinayetlerle ilgili bilgileri içeren sesli kaset kayıtları da dahil olmak üzere içinde bulunursa belirtilen öğelerin ele geçirilmesi için Lyle ve Eric'in klinik psikoloğu olan Dr. Leon Jerome Oziel'in ofislerinin ve ikametgahlarının aranmasına izin veren bir arama emri çıkardı. 8 Mart 1990'da Beverly Hills Polis Departmanı memurları arama emri hakkında Dr. Oziel'e bilgi verdi. Ekiplere yardımcı olan Dr. Oziel gerekli bütün materyalleri teslim etti. Menendezler adına psikoterapist hasta ayrıcalığını talep ederek bunların hiçbirinin ifşa edilmemesi gerektiğini çünkü hepsinin koruma kapsamında olduğunu belirtti. Ekipler daha sonraki bir duruşma için malzemeleri yüksek mahkemede mühürledi. Söz konusu öğeler arasında 3 sesli kaset ve bunların belirli kopyaları vardı. Dr. Oziel'in 31 Ekim ve 2 Kasım 1989'da Lyle ve Eric ile yapılan oturumlara ilişkin notlarını, 28 Kasım 1989'da Eric ile yapılan bir oturuma ilişkin notlarını, 28 Kasım 1989'da Eric ile yaptığı bir oturuma ilişkin notlarını, 11 Aralık 1989'da Lyle ve Eric ile yaptığı oturuma ait görüşmeleri içeriyordu. 19 Mart 1990'da Dr. Oziel, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne 3 arama emri uyarınca ele geçirilen eşyalara ilişkin olarak bir dilekçe sundu. Kanıt yasası kapsamında belirlenen şekilde Menendezler için psikoterapist hasta ayrıcalığını etkin bir şekilde talep etti. 8 Haziran ve 3 Ağustos 1990 tarihleri arasında birkaç gün boyunca üst mahkeme ele geçirilen eşyalarla ilgili olarak psikoterapist hasta ayrıcalığı iddiasıyla ilgili bir delil duruşması yürüttü. Dr. Oziel'in sevgilisi olan Judalyn Smith de dahil olmak üzere belirli kişiler tarafından yeminli ifadeler sunuldu. Yüksek mahkeme belgelerin bir kısmını en azından kısmen delil olarak aldı. Diğerlerini kanıt teklifi olarak kabul etti. Smith'in yeminli ifadesini birincisine değil ikinci gruba yerleştirdi. 6 Ağustos 1990'da yüksek mahkeme 3 sesli kasetin her birine ilişkin psikoterapist hasta ayrıcalığı iddiasını reddetti. Yüksek mahkemeye göre kasetler mahkemeye sunulduğu an artık hasta doktor gizliliği ortadan kalkmıştı. Dr. Oziel mahkemedeki tanıklığında Lyle'ın kendisini tehdit ettiğini ve kasetteki her şeyin doğru olduğunu ifade etti. Eric'in kendisine BBC'de bir film izledikten sonra babasını öldürmeye karar verdiğini söylediğini iddia etti. Eric Menendez böyle bir şey söylediğini yalanladı. Oziel'ın delil olarak kabul edilen birkaç kaseti vardı ancak yalnızca biri gerçekten Eric ve Lyle'ın seslerini içeriyordu. Diğerlerinin Oziel tarafından anlatılan terapi seanslarını özetlemesi gerekiyordu. Bu kasetlerde olduğunu iddia ettiği birçok ifade mevcut bile değildi. İtiraf bandı yararlı olmadığına karar veren adli ve terapötik uzmanlar tarafından analiz edildi. Dr. Ann Burgess, Oziel'in güvenilir bilgi üretemeyecek ve uygunsuz bir şekilde davrandığı sonucuna vardı. Ayrıca kasette konuşmayı Oziel yönetiyordu. 1997'de Dr. Oziel, gizlilik kurallarını çiğnemek ve kadın hastalarla ilişkiye girmek suçundan lisansı elinden alındı. Avukatlar 2 yıl boyunca kasetlerin kanıt olarak kabul edilebilirliği hakkında tartışmalar yürütürken kardeşler Los Angeles ilçe hapishanesinde yatmaktaydı. Temmuz 1993'te kovuşturmaya giden yol açıldığında sirk ardına kadar açıldı. Menendez davası dönemin en çok izlenen medya olaylarından biri olan televizyonda yayınlandı. Davada tanıklık yapan bir diğer doktor ise William Tice Vickery idi. Vickery savunmada bilirkişilik yapan psikiyatr ve Eric Menendez'i değerlendiren psikologlardan biriydi. Tanık olarak dinlenmesini Leslie Abramson istemişti. Vickery, Eric'i 1993'teki duruşmadan önce birkaç seansta değerlendirmişti. Tanıklığı sırasında ilk duruşmada Eric'i ilk karşılaşmalarından sonra basit bir dava ve pasif, pısırık, umutsuz bir karmaşa olarak tanımlamıştı. Eric'in tacizle ailesinin adını halka duyurmaktan endişe duyduğunu ifade etti. Ayrıca insanların onu eşcinsel olarak görmesinden ve kız arkadaşının onu terk etmesinden korktuğunu söyledi. İlk mahkemenin aksine Vickery'nin yalnızca ikinci mahkemenin ceza aşamasında ifade vermesine izin verildi. İfadesi sırasında savunma ve iddia makamının Vickery'nin notlarının farklı kopyalarına sahip olduğu ortaya çıktı. Vickery çapraz sorgulamada 1993'teki ilk davada Eric ile sık sık yaptığı görüşmeler ilişkin notlarından 24 pasajı sildiğini açıkladı. Ön yargılı ve ilgisiz olarak nitelendiren Abramson'un emriyle notlarını değiştirdiğini söyledi. Silmeler savcı David Kahn'ın kendi not kopyası ile tanığınki arasında bir tutarsızlık fark etmesiyle ortaya çıktı.
Vickery, notlardan çıkarılan pasajlar arasında Eric ve Lyle'ın cinayetlerden bir hafta önce ebeveynlerimiz olmadan yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tartıştıklarını ve Eric'in babalarının homoseksüel olduğuna dair bir hikaye uydurduklarını kabul ettiğini söyledi. Mahkemede yanıt vermesi istendiğinde hazırlıksız yakalan Abramson'a savunmasında tavır alma fırsatı verildi. Ancak o kendi kendini suçlamaya karşı 5. değişiklik hakkını kullandı. Konunun dağılmaması adına 5. değişiklik hakkında açıklama yapmayacağım. Merak edenler internetten araştırabilirler. Daha sonra mübadelenin avukat müvekkil ayrıcalığıyla korunduğunu söyleyerek bu hakkını geri çekti. Basına kapalı yargılamalarda diğer 3 savunma avukatı da Abramson'un davadan çıkarılmasını istedi. İstişarelerden sonra Abramson'un salonda kalmasına izin verildi. Ancak mahkemede jüri önünde savunma yapması yasaklandı ve konuşma yasağı konularak olayı medyayla tartışması engellendi. Menendez kardeşleri yardımcı avukat Barry Levin savunmak zorunda kaldı. Bana göre davanın Menendez kardeşler aleyhine sonuçlanmasına ve avukat Leslie Abramson'un saf dışı kalmasına sebep olan kırılma noktası da Vickery'nin ikinci duruşmadaki açıklamaları oldu. Abramson, Vickery'nin yalan söylediğini, müvekkiline ayrıcalıklı ve zarar verici olduğunu düşündüğü materyallerle ilgili olarak ondan sıradan doğrudan düzenleme yapmasını istedim. Ama o yeniden yazmayı seçtiğini ifade etti. Ona bunu yapmasını hiç söylemedim. Bana bunu yaptığını hiç söylemedi. Abramson, Vickery'den bağlam dışı ve belirsiz oldukları için 4 veya 5 pasajı daha netleştirmesini istediğini söylüyor. Ancak o sadece onları kesti. Notları değiştirmiyorsun, sadece diğer tarafın görmeye hakkı olmayan şeyleri engelliyorsun dedim. Siyah çizgilerin üzerinden geçmesini ya da beyazlamasını bekliyordum. Ama o kolay yolu seçti ve onları orijinallere benzeyecek şekilde yeniden yazdı. Kaliforniya Eyalet Barosu bu iddia üzerine Leslie Abramson hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlattı. 3 yıllık bir soruşturmanın ardından Eyalet Barosu 1997'de Menendez kardeşlerin yeniden yargılanmasında etik kuralları ihlal ettiği sonucuna varmak için yeterli kanıt olmadığına karar verdikten sonra davayı kapattı. İşte bu yüzden ikinci bir mahkeme yapıldı. Hem bu etkisi yüzünden hem de davanın aşırı medyatik hale gelmesi sonucu kontrolden çıktığını düşünen Yargıç Weisberg, ikinci mahkemenin basına ve halka kapalı yapılmasına karar verdi. İlk mahkemede hem Eric hem de Lyle'ın ayrı bir jürisi vardı. Ocak 1994'teki yargılamanın sonunda her iki jüri de ortak bir karara varamadı. Jüri, Eric konusunda 6-6'lık bir erkek-kadın ayrımına takıldı. Erkekler cinayet kararını, kadınlar ise adam öldürmeyi seçti. Ağustos 1995'te başlayan ikinci dava ise ilkinden 3 temel açıdan farklıydı. Yargıç mahkeme salonuna kameraların girmesine izin vermedi ve dava sadece bir jüri tarafından görüldü. Bu durum taciz bahanesini satın almadı. İkinci mahkemede başsavcı David Kahn ve Charles Gessler Lyle'ı temsil etti. Leslie Abramson Eric'i temsil etmeye devam etti. Savunma söyleyeceklerinin çoğunu ilk mahkemede zaten söylemişti. İlk duruşmada olduğu gibi sanıklar ebeveynlerini öldürdüklerini kabul ettiler ve yine yalnızca suçlu oldukları cinayetin türüne itiraz ettiler. Bu kez davalar tek bir jüri önünde görüldü. İddia makamı bazı savunma delillerinin sunulmasına karşı yeni ve başarılı itirazlarda bulundu ve savunma teorisi aynı kalmasına rağmen savunma yargılaması taktikleri değişti. Örneğin Lyle ikinci mahkeme sırasında kendi savunmasını ifade vermemeyi seçti. Ancak Eric tekrar kürsüye çıktı ve kendisinin ve Lyle'ın ebeveynlerinden korktuğu iddiasıyla ilgili ifade verdi. Bu ifade vermeme kararı nedeniyle Lyle, cinayetler sırasında ebeveynlerinden korktuğuna dair hiçbir kanıt sunmadı. Sonuç olarak ilk derece mahkemesi, Lyle'ın meşru müdafaa ihtiyacına dair dürüst ama makul olmayan bir inançla öldürdüğü teorisini desteklemek için sunulan, ilk mahkeme sırasında kabul edilen ifadenin sunulması için bir temel oluşturamadığına karar verdi. 2 Temmuz 1996 yılında jüri bu kez hem Lyle'ı hem de Eric'i birinci dereceden kasıtlı cinayetten suçlu buldu. Dahası Lyle ve Eric'in birden fazla cinayet işlediği özel durumu doğru buldu. Sanıklar şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 27 Şubat 1998'de Kaliforniya Temyiz Mahkemesi kardeşlerin cinayet mahkumiyetlerini onadı ve 28 Mayıs 1998'de Kaliforniya Yüksek Mahkemesi davayı incelemeyi reddetti ve böylece Temyiz Mahkemesi'nin kararının geçerli olmasına izin verdi. Her iki kardeş de Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne habeas corpus dilekçeleri sunmuş ve bu dilekçeler 1999'da reddedilmiştir. Eyalet mahkemesindeki temyiz yollarını tükettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde ayrı ayrı habeas corpus dilekçeleri sunmuşlardır. 4 Mayıs 2003 tarihinde bir sulh ceza hakimi dilekçelerin reddini tavsiye etti ve bölge mahkemesi tavsiyeyi kabul etti. Daha sonra temyize gitmeye karar verdiler.
Amerika Birleşik Devletleri 9. Temiz Mahkemesi 7 Eylül 2005'te 3 yargıçlı bir heyet her iki habeas corpus dilekçesini de reddetti. Ancak yargıç Alex Kozinski, duruşma yargıcının iki duruşma sırasında kararlarının çoğunu değiştirdiğini belirtti. Kaliforniya Islah Departmanı duruşma öncesi tutukluluklarında olduğu gibi kardeşleri ayırdı ve farklı hapishanelere gönderdi. Maksimum güvenlikli mahkumlar oldukları düşünüldüğünden diğer mahkumlardan ayrılmışlardı. Lyle'ın Kuzey Kaliforniya'daki Mule Creek Eyalet Hapishanesi'nden San Diego County'deki Richard J. Donovan cezaevine taşındığı Şubat 2018'e kadar ayrı hapishanelerde kaldılar. Eric ise Kaliforniya Coalinga'daki Pleasant Valley Hapishanesi'ne gönderildi. 4 Nisan 2018'de Lyle ve Eric San Diego County'deki Richard J. Donovan cezaevinde bir araya geldiler. Yaklaşık 22 yıl önce cezalarını çekmeye başladıklarından beri ilk kez bir aradalardı. Kardeşler ilk buluşmalarında gözyaşlarına boğularak birbirlerine sarıldılar. Kaldıkları birim, eğitim ve rehabilitasyon programlarına aksama yaratmayacak şekilde katılmayı kabul eden hükümlülere ayrılmıştır. Her iki yargılamada jürilerin adam öldürmeden mi yoksa cinayetten mahkum edip etmeme konusunda ikiye bölünmesiyle yanlış yargılamalarla sonuçlandı. Kardeşler hapiste olduğu süreç boyunca birçok kez televizyon, gazete ve dergilere röportajlar verdiler ve bu röportajlarda ikisi de ebeveynlerinin istismarı iddialarını sürdürdüler. Ancak geçmiş eylemlerinden dolayı derin pişmanlık duyduklarını ifade ettiler. ABC'ye verdikleri röportajda Lyle, "Şimdi geri dönebilseydim polise gider ve neler olduğunu anlatırdım," dedi. Eric ise, "Tepki verme şeklim herkes için çok yıkıcıydı. En çok sevdiğim iki kişiyi öldürdüm," dedi. Bir başka röportajında ise, "Yaşlandıkça çok hızlı bir şekilde her sır gizlenir, her travmatik deneyim üzerine örter," dedi. Çünkü hayatta kalmanın tek yolu bu. Lyle babaları tarafından istismar edilmelerinden dolayı onu ve erkek kardeşini sırlar yoluyla birbirine bağladığını söyledi. "Çok acı verici, karmaşık ve kafa karıştırıcı," dedi. "Bu paylaşılan deneyimle ilgili bir yakınlığımız var. Bağ çok büyük ve yoğun hale geldi," dedi. Lyle, "Ben abiyim. Bu yüzden kendimi çocukluk boyunca Eric'i biraz korumaya çalışırken buluyorum. Ama bir yandan da hayatta kalmaya çalışıyorum. Sonunda onu düşündüğüm kadar korkunç tacizden koruyamadığımı veya kurtaramadığımı fark etmek oldukça ezicidi. Erken çocukluktan oldukça iyi kurtulduğumuzu sanıyordum. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Çok acı verici, karmaşık ve kafa karıştırıcı," dedi. Kardeşler adalet sistemi tarafından kendilerine kötü muamele edildiğini düşünüyorlar. Eric ayrıca kendisine adil davranılmadığına da inanıyor. Cezasını hak edip etmediği sorulduğunda, "Hayır, bunu hak etmiyorum. Yaptığım şeyin doğru ya da haklı olduğunu söylemiyorum. Hapse girmem gerekiyordu ama benim yerime başka bir çocuk koyun ve ne olacağını görün," dedi. Cezaları ne kadar adil veya haksız olursa olsun, Eric ve Lyle Menendez son 30 yılda hayatlarına devam ettiler. 2 Temmuz 1996'da Lyle Abramson ve teyzesi Martha Menendez'in katıldığı ve yargıç Nancy Brown'un başkanlık ettiği bir törenle Anna Erickson ile evlendi. 1 Nisan 2001'de Erickson, Lyle'ın iddiaya göre onu başka bir kadınla aldattığını öğrendiğinde boşandılar. Kasım 2003'te Lyle, Rebecca Sneed ile Mule Creek Eyalet Hapishanesi'nin ziyaret alanında düzenlenen bir törenle evlendi. Birbirlerini yaklaşık 10 yıldır tanıyorlardı. 12 Haziran 1999'da Eric, Folsom Eyalet Hapishanesi'nde bir hapishane bekleme odasında Tammy Ruth Sakoman ile evlendi. Tammy bir röportajda şunları söyledi. "Düğün pastamız bir Twinkie'ydi. Doğaçlama yaptık. Ben ayrılana kadar harika bir törendi. Çok yalnız bir geceydi." Ekim 2005'te ABC News ile yaptığı bir başka röportajda Eric ile olan ilişkisini, "Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey ve bu sahip olabileceğimi asla düşünmediğim çok özel bir şey" olarak tanımladı. Ayrıca kızıyla birlikte her hafta sonu Eric'i ziyaret etmek için 240 kilometre yol gittiklerini ve kızının ondan dünyanın babası olarak bahsettiğini söyledi. Menendez kardeşlerin davası Amerikan ceza hukukunun ve medya etiğinin birçok yönünü tartışmaya açtı. Birçok kişi Menendez kardeşlerin cezasının adaletli olup olmadığına dair farklı görüşlere sahiptir. Bazıları kardeşlerin suçlarının ağırlığına göre cezalarının yeterli olduğunu düşünürken, diğerleri kardeşlerin savunmasının geçerli olduğunu ve daha az ağır bir ceza almaları gerektiğini düşünüyor. Özetle, Menendez kardeşlerin davası Amerikan ceza hukuku ve medya etiği üzerinde derin etkiler bırakmıştır ve hala tartışmalı bir konudur. Olayın üzerinden 30 yıldan fazla geçmişken 2021 yılından itibaren Menendez kardeşler bir anda TikTok fenomeni haline geldiler. Genç destekçilerden oluşan bir ordu hapsedilen kardeşlerin mahkemede adil yargılanmadıklarını iddia ediyor. ABC News'e göre kardeşlerin davasını içeren TikTok videoları platformda 130 milyondan fazla görüntüleme topladı.
Hikayeleri TikTok'ta geniş çapta bilinir hale gelince kardeşlerin yeniden yargılanması gerektiğini düşünen ve büyüyen bir hareket oluştu. TikTok'taki kullanıcılar Menendez kardeşlerin yeniden yargılandığını görmek için istekli olsalar da aynı suçtan tekrar yargılanma şansları neredeyse imkansız. Davanın sonucunu maddi olarak değiştirebilecek yeni deliller ortaya çıkmadıkça aynı suç iki kez yargılanamaz ve bu oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Evet, iki bölümlük Menendez Kardeşler belgeselinin sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.